Merhaba, dünyanın en tembel ülkesi. Aslında iddialı bir soru. Peki bunun cevabı nasıl bulunmuş? Bunun cevabının bulunmasında kullanılan iki kriter var. Bu kriterlerden bir tanesi günlük atılan adım sayısı. İkincisi ise toplumun aktiflik oranı. Tabii ki basitçe yürüme ve adım sayısı bildiğiniz üzere cep telefonlarındaki uygulamalar üzerinden günlük olarak takip edilebiliyor. Ve bunun sonucunda da kişinin günlük attığı adım sayısı, hatta harcadığı kalori de belirlenebiliyor. Bu Argus denilen aplikasyon, dünya üzerindeki 700 bin kişinin cep telefonundan gelen verileri incelemiş. Ve inceledikten sonra adım sayısına göre ülkeleri gruplara ayırmışlar. Ve bu ayrılan gruplar sonucunda elde edilen verilere göre dünyanın en tembel ülkesi, en az yürüyen, en çok yürüyeni belirlenmiş. Bakın burada Türkiye 5500 adım günde. Bu hiç fena bir rakam değil. Günlük verilen adım sayısı 6000 biliyorsunuz. Ha bir de şunu eklememiz lazım. Bakın bu cep telefonuyla bizi nasıl takip ediyorlar? Kim bilir bizimle ilgili ne tip verilere sahipler? Peki dünyanın en tembel ülkesi, daha doğrusu en az yürüyen ülkesi ne oluyor? O da Suudi Arabistan. Tabii Suudi Arabistan denilince petrol zengini ülkenin insanların çoğunun cep telefonu sahip olanların arabalarıyla bir yerden bir yere gittikleri anlaşılıyor. Pek yürümedikleri de söz konusu olabilir. Peki en çok yürüyen, yani en çok adım atan ülke Singapur. Singapur'un da şöyle bir özelliği var. Singapur küçücük bir ülke. 5,5 milyon nüfusu var. Neredeyse İstanbul'un 1/4 kadar. Ve aynı zamanda bir yerden bir yere giderken yürümek sıkça kullanılan bir yöntem. Dolayısıyla Singapurlular şampiyonluğu ülkelerinin bu özellikleri sayesinde kazanmışlar. Peki acaba başka bir kriter kullanabilir miyiz? O da toplumun yüzde kaçının aktif olduğu. Yani yüzde kaçının spor yaptığı, yüzde kaçının aktif olarak bir sporla ilgilendiği. Buna göre de ülkeler sınıflandırılmış. Ülkeler sınıflandığı zaman ortaya çıkan tablo, hemen ülkemize bakacaksınız. Maalesef Türkiye bu konuda gerilerde. Toplumun %50'den fazlası inaktif, yani hareket etmiyor. Bu da ülkemizde görülen obezite, şişmanlık ve kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığı gibi önemli sağlık sorunlarının neden çok olduğunun bir göstergesi. Diğer ülkelere baktığınız zaman benzer şekilde bunları görebiliyorsunuz. Peki en aktif olan ülke hangisi? Orta Afrika'daki Uganda. Bu meşhur Uganda'mız. Tabii ki Ugandalıların en büyük özelliği ekonomik açıdan geri durumda olduklarından dolayı yürüyerek bir yerden bir yere gitmeyi tercih etmeleri ve bisikleti sık kullanmaları. Tabii ki spor da yapıyorlar ama sonuçta ortalama bir Ugandalının rahat spor yapabildiğini söylemek söz konusu değil. İnsanlar iş yerlerine, evlerinden çok uzak olmalarına karşın yürüyerek gidiyorlar. Peki, yani aktif olmayan şampiyon ülke hangisi? Kuveyt. Suudi Arabistan'a benziyor değil mi? Evet, Kuveyt de maalesef inaktivite, yani hareketsiz yüzdenin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Başka bir çalışmaya göre ise birincilik Kolombiya'da, ikinci Suudi Arabistan, üçüncüsü de Kuveyt. Birbirine yakın değerler söz konusu ama Kolombiya'yı unutmayın. Kolombiya çok dağlık bir yer. Ama zengin Körfez Arap ülkelerinin sonuçta petrolün nimetlerinden faydalanıp arabayla bir yerden bir yere gitmesi son derece normal. Peki Türkiye için geçerli olan ne? Türkiye'de evet, büyük şehirlerde toplu ulaşımla ilgili önemli gelişmeler sağlandı. Ama araba sevdamız da bilinen bir gerçek. Başka bir bilinen gerçek de tembellik konusunda biraz ileride olmamız. Ama günlük hayat içerisinde eğer metrobüse binmeye kalkıyorsanız, bu merdivenleri çıkıyorsanız en azından adım sayısından belli bir yerde olduğumuz söylenebilir. Ama adım sayısımız yüksek olmasına karşın maalesef kültür bilincimiz spor olarak yok. Bir de metrobüslerdeki engellilere ve yaşlılara değer vermeyen bu merdiven sisteminde maalesef benim çok üzdüğünü söyleyebilirim. Toplumda yavaş yavaş gelişmeye başlayan spor bilincinin aslında seyrek değil, toplumun geneline yayılan bir oranda gerçekleşmesi söz konusu. Ancak bu şekilde sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz. Tabii ki bunun en büyük önemli yolu da bence bisiklet. Bir bisiklet sevdalısı olarak maalesef bu spora torpil geçtiğimi söylemem gerekir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.